Resmin ifşa ettiği gerçek. Önce bu resme titiz bir şekilde pür dikkat bakarak inceliyorum. Görüntüde kimler var ve bulunma nedenleri nedir? Bu resmin ne zaman ve nerede çekildiğini önce bir vakıf olalım. Detaylandırayım. Bu resim 18 Mayıs 2022 tarihinde çekildi. Yer Diyarbakır İl Valiliğinin önü. Minibüsün içerisinden el sallayan zat-ı muhterem malumunuz üzere. Görevden el çektirilerek merkeze alınan vali ve kayyım Münir Karaloğlu. Emrivaki tertiplenen veda töreninden çekilen bir resim. Minibüsün çevresini saran kişiler arasında, yani vedaya katılanlardan birisi dikkat çekmiyor değil. Kim o kişi? AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın. Tabii kareye girmeyen, bu enstantanede yer almayan çok isim var. Milletvekilleri de var. Ama parti yönetimi tam kadro orada. Ki bu mevzuyu daha önce özetle analiz edip sorgulamıştım, ne yaman çelişki sizinkisi diye. Şöyle ki, bu Şerif Aydın değil miydi ki Vali Karaloğlu'nu yerden yere vuran, il yönetimi olarak ziyaret ederken protokol skandalıyla yüz yüze gelen, tepeden tırnağa ince aramaya tabi tutulan, kemerleri dahi çıkarılan, X-ray cihazlarından geçirilen ve bu muameleyi protesto ile karşılayan, bilahare Ankara'da parti yönetimine, bakanlara bu adamla çalışamayız deyip şikayetlerde bulunan ve aylık basın toplantılarında Karaloğlu'nun icraatlarına laf edip ithal bürokrat uygulamasını kabul edilemez gördüğünü söyleyen, yani kanlı bıçaklı bir hal içerisindeydi. Ama ne hikmetse bir anda can ciğer sarması olundu. Özellikle valiler kararnamesinden birkaç ay önce halk deyimiyle kanka olundu. Her yere birlikte gider oldular ve herkes şu soruyu soruyordu. Ne oldu da valiyle böylesi dehşetli bir samimiyet hasıl oldu? İşte bu soruya yanıt aranırken valiler kararnamesi çıktı. Vali son iki kayyum gibi geride bıraktığı kirli izlerle görevden alınarak merkeze çekildi. Alınmasıyla alakalı çok şeyler söylenip duruldu. Siyasi mi, ideolojik mi diye de kılıf uyduran oldu. İşi Kürdistan albümüne kadar getirdiler. Bahçeli istemiyor diye de not düştüler. Eski vekillerden biri de sazan balığı misali atılmıştı olamaz diye. Her neyse, Karaloğlu'nun görevden el çektirilmesinin nedenlerini en iyi bilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizatihi kendileridir. Önerilerine konulan onlarca Akçeli işlerle alakalı dosyanın muhtevası kadar Diyarbakır Adliyesi'ne yansıyan dosyalarda yok değil. Boşuna söylenmiş söz değil, zaman en büyük tesirdir diye. Zaman çok şey söyletecek bize zamanla. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu misali. Dönersek yeniden resme ve Aydın'ın sergilediği tutuma. Önceki yazılarımda sormuştum. Karaloğlu için valilik ve belediyedeki üst yönetim emrivaki organizasyon tertiplediler. Kentin sivil toplum örgütlerine katılır mısınız daveti yapıldı. Taşıma insanlar vidalaşmaya getirildi ki il başkanı Şerif Aydın da orada arz endamda bulundu. Tabii vaziyet neyle izah edilir? Çünkü muhalif medyada zılgıtlarla uğurlandı başlıkları atıldı. Karaloğlu'na valilik önünde gösterilen muhteşem teveccüh denildi. Diyarbakır onu sahiplendi diye böbürlenen oldu. Aynı zamanda AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu verdikleri bu karardan dolayı protesto edildi. Zılgıtlandılar bile. Yazıldı, çizildi, protesto etme mahiyetini içeren vedalaşma bir vetodur diye. Kaldı ki Karaloğlu kararnameden hemen sonra kenti terk etmişti. İl protokolünü onu sessiz sedasız havaalanına yolculamıştı. Ama ne olduysa bir akıl geri dön dedirtti. İki gün sonra kente döndü. Tabii dönerken birçok giderek imzaları, kararları da aldırdı. Özel hastanenin yıkım kararı alınan ek binasına ruhsat vermesi gibi. İmar işleri. Yazmıştım, o kararlar, atılan imzalar ve yapılan atamayla görevlendirmelerin hepsi hukuki olmadığı gibi etik ve ilkeli de değil. Gelen Vali Ali Hisansu hepsinin işlemini durdurup el koymalı diye. Vedalaşma gününde ne gariptir ki Karaloğlu aynı gün mesaisine başlayan Vali Su'yu beklemediği gibi görev devri de yapmadı. Kararnameye tepkiden dolayı. Sonuç, Karaloğlu'nun ekibi tipik bir FETÖ organizasyonuyla sağ gösterip sol vurma hesabıyla vedalaşma töreni tertiplediler. Ve buna da AK Parti İl Başkanı Aydın teşrif etti. Vedalaşmanın AK Parti hükümetinin icraatının veto ve protestosuna dönüştüğü ortamda Aydın'ın yer alması doğal olarak şu soruyu ikmale getiriyor. Sen de mi?
Siz AK Partili değil misiniz? Siz AK Parti il başkanı değil misiniz? Siz AK Parti iktidarının bir neferi değil misiniz? Sizin orada bulunmanız, hükümetin aldığı kararın arkasında durmamanız ve valiler kararnamesinin altında imzası bulunan Erdoğan ve Soylu için taşıdığı anlam itibariyle bir protesto, bir veto olarak görülmez mi? Karşı duruş yanlış bir karar diye değerlendirilmez mi? Aynen de öyle değerlendirilir. Ki başka neyle izah edilebilir ki? Partisinin ilkelerine, kararlarına, politikasına ve liderinin altında imzası olan yönetim anlayışına riayet etmeyene ne denir? Ya da uymayana sahi partili denilir mi? Siz izah edin ya da söyleyin. Burada sözün başyazarı Sayın Mehmet Ali Altın'dan dünkü günün yorumu köşesinde İl Başkanı Şerif Aydın'la alakalı anlattıkları hayli ciddi. Üzerinde durulması gereken iddialar. Özellikle Erzincan'a atanan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'le olan ihale ve kadrolaşma ile alakalı diyaloğuna dikkat çekilmesi yenilir yutulur hadiseleri içermiyor değil. Görevden alınan Karaloğlu'nun yine görevden el çektirilen Genel Sekreter Ayhan Kardan'la Aydın'ın bağlantıları da çok şey söyletiyor. Nitekim vedalaşmaya katılmasındaki asıl nedeni de bir ölçüde deşifre ediyor. Ah de vefa. Neyse görünen o ki bu minvaldeki mevzuların hamuru daha çok sağlayacak. Çünkü Diyarbakır çok şey konuşuyor. Ne hikmetse gittikten sonra daha birçok konuşuluyor. Özellikle görevden el çektirmelerin neden olan dosyaların muhtevası tek tek deşifre olunca. Malum Luna Park'tan yükselen yüksek dereceli pis kokular hayli etkileyici gelmiyor değil. Kim peşkeş ediyor? Kim pasta yiyor? Kim hangi arazide neyi hangi isimle inşa ediyor? Ve Luna Park neden devre dışı? Örfüoğlu Vakfı, Otogar, Yeni Hal, ilçe otogarı ve en önemlisi de Et Balık Kurumu'nun arazisi. Şehirde üreme gösteren arazi mafyaları eksenindeki ilişkilerde daha deşilecek çok mevzu var. Üstadın ifadesiyle yeni başlıyoruz. Günün sözü, kendi adına değil Allah adına, siyaset adına değil hakikat adına.